Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. En son yol belirini çizmiştik. Çizdiğimiz yol belirinin Kimdi üzerine bunu? etribüt girecektik. Yani niteliklerini girecektik bu yolların. Şimdi herkes aynı MX'leri açtı mı dünkü ile beraber? Dün kaydettiğimiz MX'leri açtınız. Herkesin bu şekilde hazır. Belki hazır değil ya. Tamam. Veriler hazır şu anda herkesin. Editlemeye başlayalım şimdi hep birlikte. Bakın editör kapalı. Çizdiğim yollar gözüküyor. Editörden şimdi start editing diyoruz. Editlemeye başlat diyoruz yani. Sorusu da gelmez şu anda. Ardından bakın ben yol çizmeye tekrar göstereyim. Editör araç çubuğunda bakın Create Features penceresi gözüküyor. Create Features. Bu pencereye tıklayarak, bu butona tıklayarak Create Features penceresi açılıyor burada. Bu pencerede sayısallaştırmak istediğiniz katmanlar ve katmanları hangi geometride sayısallaştırmak istediğiniz gözüküyor. Yani neyi seçeceksiniz buradan yapılıyor her türlü işlem. Yol orta hattını seçiyoruz buradan. Sıfırdan birkaç tane daha çizgi çizelim beraber. Hem dün için tekrar pratik olsun. Yol orta hattı katmanını aldım. Ardından Construction Tool'da Line geometrisini seçiyorum. Ve bakın şurada paftımın sol tarafında kumlu sokak gözüküyor. Bu sokağı şu şekilde bakın düz bir hat halinde olduğu için çift tıklayarak bitiriyorum. Bir kere burada sol tuş, sonra yine bittiği yerde çizimimin çift klik yapıyorum. Bu şekilde birkaç sokak çiziyorum. Ömer Bey, efendim. Şey sorduk ama şimdi biz yapıyoruz ama gidip aynı yeri tutmuyor. O tutması için ne yapacağız? Nokta yakalama var mı? Nokta yakalama. Bunu sorduk ise ileriki aşamalarda mı? Bugün göstereceğim bugün. Evet. Herkes birkaç tane yol çizdi şu anda. Çizildi. Edit Tool'la şimdi en üstteki yolu alıyorum bakın. En baştan başlayacağım. Kumlu sokak demiştim. Seçiyorum yolu Edit Tool'la. Editör araç çubuğuna Edit Tool bakın. Ve Attribute penceresini açıyorum. Bende açıktı. Eğer olmayanlar varsa şuradan erişebilir. Editör araç çubuğuna Attribute penceresinden erişebilir. Attribute penceresi bakın şu şekilde açılıyor. Ne yapıyor? Pardon. Yolu seçtik Edit Tool'la. Evet. Ardından Editör araç çubuğunda Attribute penceresi butonuna tıklıyoruz. Attribute penceresi açılıyor. Şu aşağıdaki Attribute'den de dönebiliyor muyuz? Biz en altta. Hı, zaten şu an o açık. Hayır, mesela şey. Tamam, oraya da tıklayarak direkt geçiş yapabiliyor muyum? Bakın sekme sekme çalışıyor. Evet. Bakın birinci yolu seçtim. ID'sine kumlu sokak yazıyorum. ID tabii. Herkes giriyor mu bilgilerini yolların? Tipi vardı, kaplaması vardı değil mi? Evet, benim de verildi. Ben de şu anda gözükmüyor bilgisayar değişikliği yaptığım için. Evet, yol mesela caddedir. Birinci derece yoldur artık. Devlet yoludur, köy yoludur. Başka ne vardı? Kaplaması vardı değil mi? Yolların. Evet. Kaplaması ne olur? Katı kaplama olur. Yani asfalt olur. Asfalt olabilir. Stabilize olur. Stabilize olabilir. Beton yapılıyor. Beton asfalt olur da burada sıcak asfalt. Ya buraya yapılıyor ama genelde. Sıcak asfalt. Bizim köylerde falan var. Tabii ki. Evet. Toprak çakılan bir ucunu kaplama olur. Tamam. Bir de kaplama olur. Evet. Başka ne vardı yolun bilgisi olarak? Tipi kaplaması. Sağ mahalle, sol mahalle. Sağ mahallesi Fetih Mahallesi mesela. Bizimkileri doğru çizmesek de olur değil mi? Şimdi ben tam göremiyorum. Başka yerde. Tamam. Yok yok illa şey gibi. Motor böyle yazıp bakar. Tamam. Yani neresi olduğunu baksak bir yere girişini gösterdim. Fethi mahallesi. Bizde o detaylar yok. Sadece asfalt bir şey kapalı olarak girişim. Ben de yaparım. Sadece. Sol mahallesi işte ne olsun? Orta kapı mahallesi olsun.
Hapı kısmı. Herhangi bir şey satıyor. Evet, diğer yolların da bilgilerini girin. Diğer birkaç yolun. Birinci, ikinci derece yol. İkinci derece av dışı. Sizde şeyler vardır, CSBM kodları vardır. Uğraştınız mı onlarla hiç UAVT'de? Max'ta veya köydeste de işinize yarayacak zaten. Göreceksiniz. CSBM kod, cadde, sokak, bulvar, meydandır. Evet. Uzanmış hali. Büyük hali. Bunlar UAVT'de falan oluyor. Yani her yolun kimlik bilgisidir aslında bu. Birinci derece, ikinci derece ya da... CSBM kodu. CSBM. Yok, o tipi şey oluyor. Birinci, ikinci derece ya da av dışı. Ondan kaplaması da hangi olabilir? Stabilize olabilir, tesli olabilir. Birinci, ikinci kat asfalt olabilir. Parke taş olabilir. Görüyor musun? Birinci hep buradan. Herkes girdi mi attribute'larını? Tamam. Hani yapacağın işlemler de böyle. Herkes CSBM kodu anladı mı? Bu AVT'de görürsünüz ileride. CSBM kod vardır. Her yolun kimlik numarasıdır bu. Cadde, sokak, bulvar, meydandır. Kontrol kese numarası gibi. Yani köylerdeki kontrol kalkan neydi? CSBM merkezdeki o. Gerçi köy yoluna da var herhalde CSBM. O. He yok o şey. De sokak var meydan. Varda kontrol kesim numarası var. Bilmiyorum ama eğer yeni uygulamayla bir şey gelmiş. Bu her yere uygulandı diye biliyorum da. Yani her yolun kimlik numarası var artık. Veri tabanında. D100. Ya D100 çok büyük bir yer şimdi. D100 neresi ama? D100'ler varmış. D100 mu diyorlar ona? Evet, şimdi direkler yani nokta katmanı sayısallaştırmaya geçelim. Noktasal veri. İyi yaşayın. Direkler katmanını alıyorum bakın veya elektrik direğidir sizde. Elektrik direkleri olabilir. Direkler katmanını seçtim. Bakın construction durdu. Bu sefer iki araç aktif oldu. Point ve point at end of line oldu. Tamam. Biz burada point seçiyoruz. Nokta. Evet tek nokta. Yani bir kere tıkladığınız yere nokta atar. Böyle çift tıkla bitirmenize falan gerek yok. Tek bir mutlak noktadır yani. Şimdi herkes burada elektrik direğine benzettiği şeyleri attın. Çok direkt falan yok ama burada. Şunlar var herhalde. Var var. O aydınlatma. Bu aydınlatma belli de. Tamam. O diğeri de şey, yeşillik koymuş da. Biz niyet ettik elektrik direğini koymaya diye. Şimdi çiçekler daha değişmiş. Biraz böyle kare bir serbest elman. Yaptık oldu diyeceğiz biz. Çok direkt atıyorsunuz. Gönlümüz bol bizim. Evet, herkes direkleri koydu. Şimdi bakın bu direklerin tamamının bir yüksekliğinin 15 metre olduğunu biliyoruz. Hepsinin standart olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Hepsine teker teker yüksekliğine 15 metre girmek yerine bu işlemi kısaltan bir durum var. Excel'de seçtiğiniz gibi hani seçiyorsunuz hepsini 15 yazdırma gibi bir işlev var. Onu göstereceğim. İşinize paylaştıracaktır bu bol bol. Seçtiğiniz bütün aralıklara istediğiniz değeri yazdırabilirsiniz. 15 olur işte elektrik direği olur. Var var güzel sembol var. Önce bir şey yapalım da. Şimdi herkes editörde bir save diyor. Editör save edit diyoruz. Herkes save edit yaptı değil mi? Evet. Yaptı.
Direktler katmanının tablosunu açıyoruz şimdi. Sağ tık, open attribute table. Bakın şu ID'yi ben bir ismini hemen değiştireyim şöyle. Yükseklik diye. Yükseklik diye bakın yazdım. Şimdi bakın ben 57 tane nokta atmışım. 57 nokta. Bu 57 noktanın tamamı işte ettik direği. Hepsinin uzunluğu 15 metre. Yükseklikleri 15 metre yani. Şimdi bakın herkes şuradan satırın tamamını bir seçiyor. Şu şekilde shift'le de yapabilirsiniz bu işlemi. Herkes böyle bütün satırı seçsin. Yani bütün direkt nesnelerini seçsin. Şurada olduğu gibi. Ardından yükseklik sütun üzerinde sağ klik Fill Calculator diyoruz. Fill Calculator. Evet. Tamam. Field calculator. Field sütun calculator hesaplayıcı, hesap makinesi. Sütun hesaplayıcı. Şimdi biz buraya çift tırnak yapıyoruz. 15 çift tırnak yapıyoruz. Yani kod yazma gibi. Yazdıracağınız değeri tırnak işaretleri için alıyorsunuz. Bakın yazdıracağım sütun burada belli. ID sütunu. Yani ben şimdi yükseklik yazdım ama gerçekte buranın ismi ID. 15 yazdım. 15 ne? 15. Uzunluğu. Direğin 15. Hepsinin uzunluğu 15 metre olduğunu biliyoruz dedik biz ilk başta. Tamam. Çift tırnak. 15 çift tırnak. Kapattık. Yani yazacağımız değeri koyduk oraya. Ben de şey, sadece seçimde yaptığım için mi acaba? Object ID şey hepsi çıktı. Sadece bir tanesini seçimde yapmam gerekiyor. Evet, sadece şöyle bakın. Buraya bakın. Bütün satırı seçtiniz değil mi şimdi? Tamam. Şimdi yükseklik sütunun üzerinde bakın şurada. Sağ klik. Sadece şurada. Komple seçip buna sor. Fill calculator. Yaptı. Evet. Okey diyoruz şimdi. Bakın bir işlem yapıyor, kaydediyor şu an, hesap ediyor. 15 yazdı gördüğünüz gibi hepsini. Tamam. Bir de şöyle bir işlem yapsın herkes. Ben bir geri aldım, burayı şimdi varsaymayın. Geri aldım. Bakın mesela şimdi sadece benim şurada bir işleme ihtiyacım var. Yani sadece ilk 10 tane direğimin işte uzunluğu 15 metre bu sefer. Bütün hepsi değil de sadece ilk 10 direğimin uzunluğu 15 metre. Ben onu biliyorum bu sefer. Onu o şekilde toplu şekilde giriş yapacağım. Şimdi ilk 10 direğimi seçtim bakın sırayla. Satırlardan çektim şu şekilde bıraktım. İlk 10 direği seçtim. Ardından yine yükseklik üzerine sağ tık Field Calculator diyorum bakın. Çift tırnak 15 çift tırnak seçtim. Yani yazdım buraya. Tekrar OK yaptığımda sadece o seçtim aralığa yapacaktır bu işlemi. Biraz önce hepsini uyguladık şimdi sadece belli aralığa. Seçtiğimiz aralığa. İlk 10 direk için. Çok aralık için. Ben bu işlem işinizi çok kolaylaştıracak bak işte ben söyleyeyim. Ne? İşlemler var. Bakın şuradan. Cosinus var, experience var burada fixlenmiş, integer var, log var, sinüs var, tanjant var. Bakın burada parser kısmında Visual Basic Script var ve Python var bakın gördüğünüz gibi. Biz şu anda Visual Basic Script'teyiz. Yani onun tarzında bir kod yazdık. Şimdi herkes editörden save diyor. Save edit yapmanız gerekiyor her zaman. Efendim? Aklınıza belki ilerleyen zamanlarda şöyle bir soru gelecek. Çok çizim yaptığınız zamanlarda save edit yapmanız zor gelecek bazen. Yani devamlı 5 dakikada bir yapmanızı öneriyoruz çünkü. İşte elektrik gidiyor, oluyor, bu oluyor, program kapanır, bir şey olur. Gitmesin diye. Hani kısa aralıklarla editlemeye çalışın ya daha doğrusu save'lemeye çalışın. Aklınıza şöyle bir soru gelecek bundan sonra. Diyeceksiniz bunda otomatik kaydetme yok mu? Yok. Yok mu? Yok. Varmış gibi söyledim. Ama yok. Buradan ama programı aldım. Şöyle. Uygulama 9 bitti ona geçiyoruz şimdi.